İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Muş bölgesinde buğday hasadı başladı. Ermeni hava savunma birimleri Azeri İHA'sının Ermeni hava sahasına girme girişimini engelledi. Ermenistan Cumhuriyeti gazetesi, Yeras vakalarının net mesajları. İran'dan Güney Kafkasya'da barış çağrısı. Cavahkın Ganza köyünde Vahanderyan Ev Müzesi sergi salonu 1 Ağustos'ta açılıyor. Batı Ermenistan televizyonu Ovanes Tumanyan Müze Evi'ni tanıtıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Muş bölgesindeki tarlalarda buğday hasadı ve satışı başladı. Bölgedeki şiddetli kuraklık mahsul miktarını olumsuz etkiledi ancak aynı zamanda buğdayın kalitesini de artırdı. Buğdayı köylülerden yerinde satın alan alıcılar bunu Batı Ermenistan'ın doğu bölgelerine taşıyor. Köylüler, Ermenicesi tagavarak olan Covid kısıtlamaları sonrası ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların bu yılki kuraklıkla daha da ağırlaştığını hepsi birazdan iddia ediyorlar. Buna rağmen Batı Ermenistan'ın bir başka şehri olan Muş'taki çiftçilerin her halükarda olumlu beklentileri var. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının güneybatı yönünde insansız hava aracı tarafından Ermenistan Cumhuriyeti hava sahasına girme girişimi 23 Temmuz günü saat 23 sıralarında Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma birimleri tarafından durduruldu. 24 Temmuz gece ve sabah saat 9 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki durum her yönde nispeten istikrarlıydı. Azeri kuvvetlerinin dün Varteniz'de Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine ateş açması sonucunda biri doktorlar tarafından son derece ciddi olarak değerlendirilen 3 Ermeni askerinin yaralandığını, aynı zamanda Azeri Silahlı Kuvvetleri'nin ise bir askerin öldüğü haberini duyurduğunu hatırlatalım. Ermenistan Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasındaki sınırda bir başka olay daha kışkırtan Azerbaycan, savaş sonrası dönemde güçlü konumundaki avantajını göstermeye çalıştı. Ancak Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli tepkisi Bakü için soğuk bir duş oldu. Ermeni tarafı ülkenin silahlı kuvvetlerinin kısa sürede savaşa hazır hale geldiğini ve bu tür provokasyonlara yanıt vermeye hazır olduğunu eylemleriyle göstermiştir. Çalışma tarzına sadık kalan Bakü, sıradaki Ermeni-Azerbaycan sınırındaki işgale yalan enformasyon yayarak eşlik etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Nahçıvan'daki Sadarak yerleşimi yönünde ateş açtığına dair asılsız söylentiler yayınlıyordu. Resmi Bakü her zaman olduğu gibi bu sefer de sadece yaralıları bildirerek kurbanlarının gerçek sayısını sakladı. Bugün sınırda belirleyici olan faktör bayraktarlar değil, sınır birliklerinin iradesi ve varlığı Ermeni askerleri tarafından hiçbir zaman sorgulanmayan askeri becerileridir. Ermeni-Azeri sınırının açıkça tanımlanmış bölümündeki herhangi bir provokasyona yeterli bir yanıt verileceği çok açıktır. Yeras olayı, Ermeni tarafının kendi egemen topraklarına herhangi bir tecavüzü önlemeye kararlı olduğunun kanıtıdır. Kaynak: Hayastani Hanabedutun adlı gazete. İRNA ajansından edinilen bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saed Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki sınır çatışmalarıyla ilgili cumartesi günü yaptığı açıklamada Güney Kafkasya'da barış çağrısında bulundu. O, sınırda birkaç kişinin öldürülmesi ve yaralanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve barış ve itidal çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran'ın bölgede barışa her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ünlü Ermeni şair, söz yazarı, halk ve siyaset insanı Vahanderyan'ın memleketi Cavahk'ın Ganza köyünde Büyük Şairin Ev Müzesi'nin sergi salonu 1 Ağustos'ta açılacak. Deryan Müze Evi'nin sergi salonunun restorasyonuna Cavahk'a Destek Vakfı adlı hayırseverlerin desteğiyle başlandı. Müze evin restore edilmiş sergi salonu, zengin ve güzel tasarım çözümleri, 3 boyutlu ekranı ayrıca 21. yüzyıla özgü yeniliklerle göze batıyor. Açılış etkinliğinde Deryan'ı dinleyecek, okuyacak ve yaşayacağız.
Kendimizi Derya'nın gizemli ve masalsı ortamında bulacağız. Yaz sıcağında onun ilkbahar ve sonbaharlarının nefesini hissedeceğiz ve nihayet Derya'nın şiirlerinden tanıdığınız parlak yıldızlara daha da yakınlaşacağız. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'de tanınmış Ermeni edebiyatçı şair Hovhannes Tumanyan'ın gençlik hayatını ve çalışmalarını anlatan videoyu izleyebilirsiniz. O dönemdeki edebi faaliyetiyle tanışabilirsiniz. Video, Tumanyan'ın Binbir Kilisenin bulunduğu Ani şehrine yaptığı ziyareti anlatıyor. Ayrıca fotoğraflar Türklerin Ermeni kültürüne karşı yaptıkları barbarlığı gösteriyor. Video web sitemizde ve YouTube kanalında mevcuttur. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV kendi reklamını yapmamaktadır. Yıllarımızın çalışmaları, yurttaşlarımız arasında vatan ile bağın geliştirilmesini ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu tarihi süreçte ulusal taleplerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara ve meydan okumalara karşı birlikte hareket etmek zamanımızın uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen adil haklarımızı tesis etmek. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Erzurumi Şorur adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.